Merhabalar, bugün Girit'e ait kabak pabucaki yaptım. Umarım sizler için hazırlamış olduğum videoyu büyük bir keyifle izlersiniz. Evet, kaynamakta olan suya şu şekilde bir dolu tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. Ve içerisine bu şekilde kesmiş olduğum, ucunu ve arkasını kesmiş olduğum kabaklarımı ekliyorum. Kabaklar çok fazla erimeyecek şekilde haşlayacağım. Şimdi haşlamaya bırakıyorum. Evet, kabaklarımı 25 dakikadır haşlıyorum. Çok erimeyecek bir şekilde haşladım. Gördüğünüz gibi biraz diri kaldı. Şimdi ocağın altını kapatıyorum ve kabaklarımı suyun içerisinden çıkartıyorum. Evet, biraz soğuduktan sonra işlemi dolduracağım. Evet, kabaklarım birazcık soğudu. Şimdi soğuduktan sonra kabaklarımı şu şekilde ortadan ikiye kesiyorum. Ve kesmiş olduğum kabağımın içini şu şekilde çıkartıyorum. Evet, bu şekilde. Ve fırın kabımı yerleştiriyorum. Evet, bütün kabaklarımı aynı işlemi yapacağım şimdi ben. Evet, gördüğünüz gibi kabaklarımın hepsini oydum ve bir fırın kabına yerleştirdim. Şimdi içlerini hazırlamak için o içinden çıkartmış olduğum kabaklarımı şu şekilde eziyorum. Evet, gayet güzel bir şekilde ezdim. Şimdi içerisine her bir kabağıma bir dolu yemek kaşığı gelecek şekilde peynir kullanıyorum. Bu peynir beyaz peynir olur, tulum peyniri olabilir. Ben yağsız beyaz peynir kullanıyorum. 5 tane kabağım olduğu için her bir kabağa bu şekilde 5 yemek kaşığı peynir koyuyorum. Evet, bir tane yumurta kırıyorum. Bir tutam maydanoz ve bir tutam da dereotu kullanacağım. Taze nane de ekleyebilirsiniz. Bizimkiler naneyi sevmediği için ben nane ekliyorum. Evet, şimdi baharatlarını ekliyorum. Şu şekilde bir tatlı kaşığı tuz. Bir çay kaşığı pul biber. Ve bir çay kaşığı kadar da karabiber ekliyorum. Evet, şimdi hepsini karıştırıyorum. Evet, içim hazır. Şimdi kabaklarımı dolduracağım. Evet, içimden şu şekilde düzgün bir şekilde kabaklarımın içerisine dolduruyorum. Bu yemek Girit'e ait bir yemektir. Soğuk olarak da yenilebilir, sıcak olarak da yenilebilir. Ara sıcak olarak çok hoş olur. Nasıl arzu ederseniz, o sizin damak zevkinize kalmış. Üzerlerine şu şekilde kaşar peynir rendesi koyuyorum. Bu güzel bir şekilde kızarmasını sağlayacak. Kabaklar fırın kabıma yapışmaması için haşlamış olduğum kabağımın suyundan şu şekilde fırın kabıma koyuyorum. Evet, bu kadar. Şimdi 180 dereceli fırında kaşarlar kızarana kadar pişireceğim. Evet, gördüğünüz gibi kabak pabucakilerim gayet güzel bir şekilde piştiler. Biraz ılınınca servis yapacağım. Evet, kabaklarımın ilk sıcaklığı çıktı. Şimdi servis tamam alıyoruz. Şöyle yapacağım daha küçük. Evet, üzerlerine de şu şekilde birer tutam dereotu koyacağım. Evet, gördüğünüz gibi kabaklarım şu an servise hazır. Yapacak olanlar kolay gelsin. Afiyet olsun.